Business ST.com için hazırladığımız teknoloji programımıza yeni haftada hoş geldiniz. Bugün sizlerin de katılımınızla çok geniş ve zengin içeriği paylaşacağız. Ne mi konuşacağız? Teknoloji dünyasının en son yeniliklerinden ancak bir o kadar da tartışma konusu yapay zeka. Yapay zeka insanlık için bir tehdit mi, fırsat mı? Tüm yönleriyle ele alacağız. İş gücü piyasasında özellikle istihdam konusunda nelere dokunacak? Bunları konuşacağız. Kiminle mi? Bu işin uzmanı Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Cem Say bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyicilerimize de hemen hatırlatalım. Sizin de sorularınızı bekliyoruz. Business.com adresimize Twitter, Facebook ve Periskop kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Evet, yapay zeka hocam uzun süredir konuşuyoruz. Ancak bardağın dolu, boş tarafı olduğu kadar dolu tarafı da var. Fırsat ve tehditler diyoruz bugün. Siz ne dersiniz? Şimdi teknolojiye böyle körü körüne inanan ve hakikaten teknolojiyle dünyada birçok şeyin değişeceğine inanan önemli mucitlerden Ray Kurzweil özellikle 2050 yılında tüm genetik kodların çözüleceğini, insanların genetik kodunun çözüleceğini ve yapay zekanın özellikle tüm hastalıklara çare olabileceğini, yani ölümün nedeni hastalıklar olmayacak diyor. Diğer yandan bilim adamı Stephen Hawking ise yapay zeka çok daha öğrenecek ve insan türünü yok edecek. Bu kadar kötü olur mu? Siz ne dersiniz? Yani Kurzweil biraz fazla iyimser, Hawking de baya fazla kötümser bence ama ben genelde ortanın daha iyimsere kaçan tarafındayım. Şimdiye kadar bu tip teknolojik devrimler uzun vadede bakıldığında insanlığa hep kar getirmiş, ömrümüzü uzatmış, sayımızın çoğalmasına yol açmış ve hayat şartlarımızın daha iyi olmasıyla sonuçlanmış. Ama uzun vadede, geçiş döneminde tabii sıkıntılar, işte işsiz kalan bir grup insan için ya da buna uyum sağlayamayan sistemler için sıkıntılar olabilir ama hem dediğiniz gibi çeşitli hastalıkların çaresinin bulunmasında gereken işlem gücüne sahip olması, hem işte birçok işi kolaylaştırması, imkansız şeyleri mümkün kılması açısından yapay zekanın büyük bir artı olacağı kanaatindeyim. Hocam şimdi yapay zeka aynı zamanda araştırmacılar sadece 15 yılda 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük yaratacağını söylüyorlar. 15.7 trilyon dolar hakikaten dünyanın, yani küresel özellikle yavaşlamanın olduğu bir süreçte dünyayı çok farklı bir evreye taşıyacaktır. Ancak bu evreye taşıyacak olan ekosistem sizce mevcut mu ve biz Türkiye olarak bu anlamda ne yapıyoruz? Bu trenin lokomotifine atlamamız lazım da ekosistemi yarattık mı? Neler yapmalıyız? Bize yol haritası çizer misiniz? Şimdi Türkiye'de bir kere yapay zekaya ilgi var. Özel sektörde bir uyanış var. Özellikle bu makine öğrenmesi dediğimiz alanın ne kadar önemli ve rekabet açısından ne kadar kritik olduğunu anlamış durumdalar. Çünkü rakipleri yapar da onlar yapamazsa yani silinip gidebilirler. Akademik açıdan yapay zekada ayıptır söylemesi öteden beri çok iyiyiz. Yani bu açıdan dünya çapında hocalarımız bilimsel makaleleri falan açısından, yani akademik ölçütlerin her birine göre gayet iyi durumdayız. Akademik olarak hazırız, değil mi? Öğrencilerimizi bunu bilir, son gelişmelerden haberdar şekilde geliştiriyoruz, yetiştiriyoruz. Ama bizim genel hani buluşlara, yenilikçiliğe uygun bir devlet ortamımız, kamu ortamımız var mı derseniz o ayrı bir mevzu. Bir de biz kendimize düşene bakalım hocam. Biz insanlar olarak, biz Türk vatandaşı olarak hazır mıyız? Biz ne kadarız sizce? Siz yapay zeka ile ilgili olan gelişmelere ne kadar hazırlıklısınız? Sizlerden hadi önerileri de bekliyorum. Çünkü birçok sektör var değil mi hocam? Yapay zeka ile beraber birçok sektöre dokunacak, sadece tıp değil. Eğitimden diyoruz sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, ki birçok alanda hani özellikle otomotiv ulaştırma sektöründe ilk başladı bu. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde otomotiv sanayi adapte etti. Peki diğer sektörlerde ne dersiniz? Neler gözlemleyeceğiz? Hangi meslekler içinde riskler oluşturacak? Şimdi dediğiniz gibi birçok sektörde çok yani potansiyelini görüyoruz. İşte gerçekten insanlar yollarda, kazalarda ölüyor. Yani bu ciddi bir ölüm, sakatlanma sebebi trafikte. Ve de o arabaları insanlar değil de bilgisayarlar sürerse bunun olmayacağını %100 biliyoruz. Yani ölü sayısının ne kadar azalacağı konusunda hesaplar var. Öte yandan işte işsiz kalan şoförler olacak.
O insanlar ekonomiye nasıl adapte olacak, işte bu yaşına kadar başka bir iş yapmamış, böyle sıkıntılar olacak. Dediğiniz gibi tıpta bazı özellikle örüntü tanımaya dayalı işler yapan, hani işte bu ben mesela kanser olacak mı olmayacak mı, ya da bu röntgen bu adamın ultrason cihazına çıkan sonuçları inceleyenler ya doktor. Da radyologlar falan, yani bu gibi işleri yapan doktorlardan gerçekten ölçülebilir derecede daha iyi, daha başarılı teşhis koyan, o örüntü tanımaları daha iyi yapan bilgisayarlar var. Şu anda bugün itibariyle var. Eğitim deseniz öyle. Yani öğrencinin neyi bilmediğini, neyi öğrenememekte olduğunu anlayıp eğitim sistemini ona göre otomatik olarak ayarlayan yapay zeka sistemleri var. Uzun vadede bu tabii insanlık için iyi olacak da, dediğim gibi hani eskisine alışmış çalışanlarının bir sarsılması gerekiyor. Şimdi hangi mesleklerde özellikle mesleklerin niteliklerini konuşursak, hani şu orada risk var mı burada risk var mı demeyelim de niteliklerini konuşacağız, ama izleyicilerden sorular da geliyor. Elon Musk yapay zeka Kuzey Kore'den daha tehlikeli diyor. Bence de. Musunuz? Yapay zeka. Hani insanlık daha tehlikeli değil mi? Yani sonuçta yapay zeka bazı şeyleri... Yapay zeka özellikle kötü insanların eline geçerse, kötü devletlerin. Şimdi, yani mesela Kuzey Kore'nin bu alanda farklı bir çalışmalar olursa. Kuzey Kore zaten şimdi bilgisayar korsanlığıyla bir takım uluslararası önemli eylemler yapmış. Her teknoloji silah olarak kullanılabilir. Ama iyiye de kullanılabilir. İnsanların kötülüğünü biz düzeltmedikçe bu işi, hani silah olarak kullanılacak sıkıntısı, riski her zaman mevcut olacak. Hocam iyi tarafını konuşacağız dedik ya. Hadi ekonomilere katkısını. Yapay zekanın küresel ekonomiye etkisi dediğimizde 2030 yılı. Şunun şurasında ne kaldı ki hocam? 7 trilyon dolar uzak doğu pazarında. 3.7 trilyon dolar Amerika, 1.8 trilyon dolar bizim coğrafyamızda oluşturacak büyük bir ekonomik hacimden bahsediyoruz. Peki biz Türkiye olarak ne yapmalıyız? Şu gün ne yapmalıyız sizce? Size deseler ki yapay zeka bakanlığının başına sizi getirdik. Derhal, bugün ne yaparsınız? Derhal. İlk vereceğiniz karar ne olacaktır? Şimdi ben olsam... demin bahsettiğim, bizde girişimciliğin, yenilikçiliğin, mesela Google gibi, Facebook gibi fikirlerle ortaya çıkan insanların ilerlemesini engelleyen, sürtünme katsayısı fazla diyebileceğimiz bir durum var. Bizim kurumlarımız fazla icat sevmiyorlar. En azından eskiden böyle bir yerleşmiş bir bakış açımız var. Bu kültürel yapıdan da geliyor. Evet. Aman çocuğum icat çıkar mı derdi eskiden büyüklerimiz. Ama o yargıyı kırıyoruz artık. Şimdiki ebeveynler böyle demiyor değil mi? Ebeveynlerde mesele yok. Evet. Yani bürokrasinin ve genel iş yapış tarzımızın, dünyaya bakış, dünyayı kendimizi algılayış tarzımızın bu yeni çağa biraz adapte olması gerekiyor. İşte mesela internet hızını artırın. Onun için gerekli altyapıyı yapın derdim ben bir şey bakanı olsam. Bir, internet hızı artırılmalı. Evet. İki, kurumlar özellikle kendilerini adapte etmeliler. Girişimcilere daha çok fırsat, bürokrasi engel olmamalı, önü açmalı. Evet. Üç. Bir de işte genel bu tip girişimcilik tipi şeylerin zaten hem dışarıdan gelen yatırım, hem Türkiye'de bu işi yapacak insanların, bir de ekosistemin genel vaziyetiyle ilgili bir güvenceler istemesi söz konusu oluyor. Yani kanunların bugün de yarın da öbür gün de aynı şekilde devam edeceği, mahkemelerin öngörülebilirlik istiyor değil mi? Evet. Girişimci öngörülebilirlik istiyor. Bugün yola başladığımda 5 yıl sonra da aynı şartlarla çalışabileceğini, aynı imkanlara sahip olabileceğini bilmek istiyor. Şimdi dedik ya, bazı işlerde özellikle iş gücü kaybeşenirken çok farklı yeni işler de çıkacak. Evet. Yeni meslekler ne olacak? Özellikle şimdi Z ve Y kuşağı artık yavaş yavaş iş gücü piyasasına girecek. Ne dersiniz? Yeni mesleklerde hangi özellikler aranacak? Kariyer yapmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Hadi dinleyelim. Çok güzel. Şimdi maalesef bir tane meslekleri olmayacak. Mesela işte 3-5 sene önce veri bilimi diye bir şey duymuş muydunuz? Şimdi herkes harıl harıl, üstelik kendileri öğrenerek veri bilimcisi oluyor. Çünkü bunun daha akademi buna adapte olamadı. Yani veri bilimciliği diploması veren bir kurumumuz falan yok. O yüzden internetten falan insanlar birbirlerini öğreterek. Şimdi burada bir izleyicimin sorusu var. Hep yazılıma mı yönelmemiz gerekecek? Eğer sosyal kısmı, sosyal bilimlerde çok kuvvetli olan bir insan diyecek ya...
Ben veri bilimi öğrenemeyeceğim, ben yazılım kodlama öğrenemeyeceğim. O zaman ben var olamayacak mıyım diyecek. Ne dersiniz? Yani sosyal bilimlerde kuvvetli olan insan yine sosyal bilimlerde devam edebilir. Ama sosyal tarafı şeyse, güçlüyse yani o illaki bilgisayarlar henüz o konuda o kadar iyi değiller. İnsanlara yeni bilgisayarları satmak ya da onları çalıştırmak, onların bilgisayarla olan etkileşimlerinde arada aracı olarak çalışmak için eminim böyle sosyal becerileri kuvvetli insanlara gerek olacaktır. Ama mesleklerle dediğinizin esas cevabı şu, yani şu meslek olacak diye ben diyemem. Çünkü 5 sene sonra benim de şimdi bilmediğim yeni bir tane meslek çıkacak. Ondan sonra 3 sene sonra bir tane daha çıkacak. Evet. Ve insanlar ömürleri de uzadığı için artık ben şu meslek sahibiyim diye bütün ömür onunla devam edemeyecek. Peki nedir bu veri bilimciliği hocam? Veri artık üniversitelerde değeri, bir dal olarak okutulmuyor hala. Aslında. Artık değeri, yani istatistikçilikte onun ona daha seksi bir isim konulmuş var. Evet. Artık verinin ne kadar büyük bir değerli bir şey olduğunu anladık. Yürüdüğümüzde bir yere baktığımızda, bir web sitesini açtığımızda, Facebook'ta birisini beğendiğimizde falan sürekli veri üretiyoruz. Kendimiz hakkında veri ortaya saçıyoruz. İnsanların kendileri hakkında ortaya saçtıkları bu veri onların hakkında bazen kendilerinin bildiğinden bile daha iyi davranışları hakkında tahminler yapmak için o bilgisayarlar zaman, tarafından kullanılabiliyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg beni benden daha iyi tanıyor değil mi hocam? %100. Yani Facebook'ta. Yani %99 değil, %100. Yani %100. Sizin yarın ne satın almak isteyeceğinizi filan sizden daha iyi tahmin ediyorum. Ona göre de reklamları gönderiyor zaten. Aynen mesajlar öyle. Ona göre geliyor aynen değil mi hocam? Öyle. Ve bu sadece onlar için değil. Sizin herhangi yani siz bir şirketsiniz, bir şeyler sattınız. Şu şehirde bu kadar talep geldi, bu şehirde bu kadar geldi. Onların arasında sizin o şirketin müdürü olarak inceleseniz çıkaramayacağınız bazı örüntüler var ve makine bunu sizin için çıkarıp bakın burada ilginç bir şey oluyor diye size söyleyebilir. Bütün bu analizi bir makineye yaptırmak da veri bilimi oluyor. Şimdi şunu da merak ediyorum. Tamam makine bunları bize söylüyor. Bir gün gelir de o makine kural tanımaz. İnsanların verdiği direktifleri uygulamazsa. Hani Stephen Hawking'in dediği gibi. Onu da yaşar mıyız? Şimdi o olur mu? Bunun yani bilgisayarlar öyle çalışmıyor. Bilgisayarlar bir programa doğru çalışıyor. Ama bundan korkanların korktuğu şu. Yani bilgisayara verdiğimiz ya da bilgisayarın sahip olduğu amaç. Ulvi bir amaç. Ama ona ulaşmak için arada bir takım kendisine ara hedefler hesaplarsa ve o ara hedefler bizim çıkarlarımıza uygun şeyler olmazsa ne olacak? Mesela bilgisayara işte dünyayı çok mutlu insanların ortalama zenginliğinin bunun iki katı olduğu bir hale getir dedik. Ama sadece bu amacı verdiysek ve sınırsız da gücü yetkisi varsa o zaman hani fakirlerin hepsini öldüreyim. Kalan sadece zenginler kalsın. Aman böylece aman. Ortalama çok aniden hop diye yükselmiş olursun gibi bir sonuca varabilir. O yüzden hani biz yapay zekaya daha da bir çok zeka vermeliyiz. Her konuda zekanın çoğu azından iyidir. O açıdan amaçlarımızı formüle ederken, makinamızı yönlendirirken de tıpkı çocuklarımızı eğitirken, yönlendirirken olduğu gibi iyi düşünüp iyi eğitmeliyiz onları. Şimdi birkaç yıl öncesine kadar, şundan 10-15 yıl öncesine kadar siber güvenlik tehdidi çok önemli güvenlik unsurları arasında yer almıyorken bugün tüm devletlerde ilk sırada görüyoruz. Peki şimdi konuşmuyoruz ama bundan belki 20 yıl sonra çok da fazla gitmeyelim. Yapay zeka güvenlik sıralamasına tehdit olarak ilk sıraya yerleşir mi? Çünkü hakikaten artık savaşlar masadan, alandan kalkıyor. Yapay zeka nedeniyle acaba farklı bir ortama da taşınabilir mi? Şimdi bazı ülkelerin, bilmiyorum bizde de öyle bir durum mu var, yani maaşlı troll orduları beslediğini biliyoruz. Ve de bunlar işte Rusya'nın Amerikan seçimlerine son yaptığı söylenen müdahaleyle ilgili bir sürü haber duymuşsunuzdur. Yani evet. Amerikan seçmeninin aklıyla oynamak için Amerikan gibi görünen ama aslında Rusya'da, Makedonya'da falan yaşayan adamlar özellikle çalışma yaptılar. Türkiye'de de vardır. İllaki vardır. Var. Üstelik bunların Türkiye olması da gerekmiyor. Başka bir ülkede bizim seçimimize bu şekilde sosyal medya üzerinden müdahale etmek istiyor olabilir. Şimdi bunun yapay zekalı olanını düşünün.
Neden çok da zeki olmayan bir grup adama maaş verip onlara tweet attırabilirsiniz ki? O çok daha zeki bir yapay zeka binlerce değişik hesaptan sizin istediğiniz amaçla tweetler atabilecekse böyle bir risk var maaş tabii. Maaş vermeye de gerek yok. Elektriğe prize takacaksın fişe değil mi hocam? Evet. Peki bu anlamda güvenlik kısmında neler yapılmalı? Ülkeler olarak en azından biz Türkiye olarak... Şimdi bizim ülkemizde, nasıl korunacağız? Bizim ülkemizde 10 yıl mıydı, 15 yıl mıydı? Yani tam tarihini hatırlamıyorum ama işte 2000'den sonraydı. Bir devlet memurlarına yapılacak bir ödeme listesi şeyde yayınlandı, resmi gazetede çevrim içi olarak yayınlandı ve web'e Türkiye'deki bütün devlet memurlarının TC kimlik numaralarını koydular. Bilmem anlatabildim mi? Yani önce şeyimizin olması lazım. Hani bu hepimizin bazı basit güvenlik, siber güvenlik kurallarını anlamamız lazım ki sonra yöneticilerimiz de anlasın ve bunun bir konu olduğunu anlasın. Buna göre bir örgütlenelim. Tabii yapay zeka bu konuda bize yardım da edebilir. Genel olarak yönetim ve işte yasamada bile hatta hukukta bile hakimlere bile yapay zeka bir zeka desteği bir karar desteği olarak da kullanılabilir. Böyle savunma için de yani onlara ihtiyaç duyabiliriz. Burada en önemli konu nedir? Aslında siz girdiniz ama bu işin altını doldurmak gerekirse teknoloji okuryazarlığı. Çok doğru. Tüm kademelerde. Türkiye'de teknoloji okuryazarlığı hangi seviyede? Ne diyorsunuz? Yani bu farkındalık ilgi artıyor mu? Yeterli mi? Ne yapmalıyız? Türkiye'de... Yani evde oturan bir kadın, ev hanımlarımız yani. Ya ben bu ilginin çok arttığını görüyorum. Belki yapay zeka rüzgarı estiği için işte ben popüler bilimle de ilgilendiğim herkese bilim teknoloji dergisine yazdığım falan. Sizin çevre öyle olduğu için siz onlarla daha çok iç içe dış düşüyorsunuz. Yani çok şaşırırsınız. Hı-hı. Çok enteresan kesimlerden bana yapay zeka ile ilgili sorular geliyor. Ve işte yani dediğiniz gibi ev hanımı işte harika. Hiç bu konuda eğitim almamış başka bir konuda eğitim almamış insanlardan yani bu. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi olarak Edirne'ye bir okur toplantısına gittik. Orada baba eskiden bir berber gelip kızıyla birlikte bizim toplantımızda yapay zeka ile ilgili son derece akıllıca sorular sordu. Yani ne olacak, tıraş yapabilecek mi falan dedi. Yani bizim halkımız yeniliği seven bir halk aslında. Akdeniz kültürünün önemli özelliği. Çocuklarımızı da iyi eğitim vermeyi seviyoruz aklımız başımızda. İnşallah bu çocuklara iyi eğitim vermeyle ilgili konuyu devletin bütün kademeleri de aynı şekilde algılayıp ona göre davranırlar. Peki eğitim kısmında ne yapılmalı? Okullarda belki müfredatlarda neler olmalı? Sadece kodlama mı? Kodlamanın birçok şimdi artık yavaş yavaş bilinirliğinin artmasıyla beraber hani özel okullar koyuyorlar. Anaokula seviyesine kadar inmiş durumda. Çok da yaygın değil yalnız. Bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar da olsa genel eğitim sisteminde özellikle teknoloji okur yazarlığı arttırıcı belki çocuklara neler olmalı? Teknoloji temel okur yazarı. Temel dersler arasına girmesi gerekmez mi hocam? Gerekir tabii ama önce temel derslerin temelinin doğru dürüst verilebilmesi gerekir. Yani şimdi o konuda beni hiç konuşturmasanız daha hayırlı da olabilir. Yani bir insanın teknoloji okur yazarı olabilmesi, sonra büyüyünce teknoloji çalışanı olabilmesi için önce bir bilim temelinin olması lazım. Bir doğru düzgün yabancı dil temelinin olması lazım. İnsanların şimdi bilgisayarlardan, makinelerden daha iyi yaptığı şeyler mesela bu dil konuları. Kesinlikle. O yüzden biz kısıtlı kaynaklarımızı böyle faydalı şeyleri müfredatımıza koymak, altyapıyı sağlamlaştırmak için harcamalıyız diye düşünmekteyim. Evet. Fen bilimlerine değil mi? Fene, matematiğe özellikle aynı zamanda sosyal bilimlere de felsefeye çok önem vermemiz gerekir hocam. Tabii. Felsefeyi özellikle ayırmamalıyız. Dünyayı bilimi felsefeyle bilimi felsefeyle buluşturursak ancak başarıya ulaşabiliriz değil mi? Çok doğru. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza emeğinize sağlık diyorum. Evet, Profesör Doktor Cem Say bugün Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi. Profesör Doktor Cem Say ile beraber yapay zeka insanlık için tehdit mi, fırsat mı işledik? Bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın. Yarın eğitimi konuşuyor olacağız.